Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ikinci eğitim videomuzu çekiyoruz. Bu bilgiler gerçekten çok önemli bilgiler. Onları da titizlikle seçtim açıkçası. Yani doğru şeyleri seçmek bizim veya yani kendimizin yaptığı hatalar, oyuna başlarken yaptığımız hatalar ve bunlardan çıkarttığımız derslerle alakalı. Siz de hatalı başlamayın ve doğru başlayın istiyorum. Çünkü bu hatalar oyundan soğutabiliyor insanı. Onun için çok önemli bunları bilmek ve bunları bilerek doğru komutana doğru yatırımı yapacaksınız. Hadi videoya geçelim. Hemen anlatmaya başlayayım hızlıca. Evet, nedir bu bilgiler? Şimdi eğitim hesabımıza girmemize gerek yok. Bu bilgileri ana hesabımdan anlatabilirim. Onun için şu anda ana hesabıma girdim. Bu videomuzda size güç, odak ve hız mekaniklerinin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bunları arttırmamızın ne gibi faydaları var ve bunlarla hangi itemleri birleştirerek çok iyi hale getirebiliriz. Bunları hızlıca kısa kısa anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bazı komutanlar için odak, bazı komutanlar için güç, bazı komutanlar için hız demeyeyim ama hız önemlidir. Evet, aslında bazı komutanlar için hız sadece veya en çok hız önemlidir. Nedir onlar? Eomer, Theoden gibi. Fakat şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bazı komutanlar odak hasarı çok yüksektir veya odaklanma çok önemlidir o komutanlarda, bazılarında güç. Peki nasıl belirleyeceğiz bu komutanları? Bu komutanları şöyle ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Bir kere kullanmayı düşündüğünüz veya istediğiniz komutanın bir kere özelliklerine bakabilirsiniz bundan. Nasıl dizayn edeceğinizi düşünmek için. Örnek veriyorum. Sauron odak hasarı veren bir komutan. Bunun odak hasarı veren bir komutan olduğunu da şuradan anlayabilirsiniz. Komutanların sınıfları vardır. Mesela Khaldun savaşçı bir sınıftadır. Savaşçı sınıftadır. Sauron stratejisttir. İşte Grima support'tur. Yani destek komutanıdır. İşte Kirun lider özellikli komutandır. Bunların ne gibi artıları var? Bunlara da ileriki safhada da başka bir eğitimin konusu bu. Bunlara gireceğiz. İşte support, stratejist, warrior bu sınıfları sınıf sınıf inceleyeceğiz tekrardan sadece bir videoda. Fakat şimdi buraya girip kafanızı karıştırmıyorum. Örnek veriyorum, Sauron gibi bir komutan oynadığınızda Sauron'un skill'lerinde şunları göreceksiniz. İşte etkisi odaklanma niteliğine göre değişir. İşte veya başka bir skill'e bakalım. Odak tarafından belirlenir, odak tarafından belirlenir gibi. Bu skill'ler size şunu anlatması lazım hızlıca. Bu komutan odağını yükseltmek bize çok fayda sağlar. Yani mümkün mertebe odağı yüksek olması lazım. Odağının yüksek olması için de itemlerde çok doğru tercihler yapmanız lazım. Yani odağı yüksek itemler seçip mümkün mertebe Sauron'un odağını yükseklere çıkartmanız lazım. Khaldun'da da nedir? Savaşçı özelliği olduğu için kuvvet özellikleri ön plana çıktığı için kuvveti arttırmak lazım, gücü arttırmak lazım. Buraya kadar okey. Şimdi peki bu mekanikler nasıl çalışır? Bu mekanikler şöyle çalışır arkadaşlar. Şimdi Khaldun'un gücü 345. 345'i arkadaşlar 20'ye böleceksiniz direkt. 20'ye böldüğünüzde 17 sonucunu bulacaksınız. 17,2 sonucunu bulacaksınız. Bu şekilde hesaplanır. 187'yi 20'ye böldüğünüzde şurayı bulacaksınız. Eksi 9 nokta, yani 9,3'ü bulacaksınız. Buna eksi yapın lütfen. Hızda da yine aynı şekilde 20'ye böleceksiniz ve 9 sonucunu bulacaksınız. Yine burada dipnot geçeyim. Hız konusunu çok hafife alan arkadaşlarımız var bizim ekipte de. Arkadaşlar bunu hiç hafife almayın. İki tane sebebi var bunun. Çok bariz iki sebebi var. Bir, savaşlarda harita üzerinde bir yere hızlı gitmek, bir yere hızlı varmak çok çok önemlidir. Örnek veriyorum. Burada bir savaş döndüğünü düşünün. Şurada kırmızılar, burada biz olduğumuzu düşünün. Siz bu komutana, yani şuradaki toprağa saldırı yapıyorsunuz. O komutan da size saldırı yapıyor gibi düşün. Şimdi başka bir bağlantı noktanız yoksa ilk önce toprağa alınan kişi kazanmış olur. Yani sizin bağlantınızı koparabiliyorlar. Savaş esnasında karolar arasında hızlı hareket edebilmek sizi savaş konusunda, strateji konusunda çok rahatlatıyor. Onun için atlı birim kullanan komutanlar, bunlar çoğunlukla iyi taraftalar.
çok ciddi anlamda rahat hareket ediyor ve her yere hızlı hareket ediyor. Hızlı gidiyorlar, hızlı geliyorlar. Harita üzerinde de hızlı hareket ediyorlar. İşte Theoden, Eomer, Eowyn, işte Akgandalf vesaire vesaire. Şimdi onun için harita üzerinde hızlı hareket etmek sizin zamandan ciddi anlamda tasarruf etmenizi ve savaşlarda da birebir böyle yakın savaşlarda da çok aktif olmanızı ve çok rahat hareket etmenizi sağlıyor. İşte yüzük gücü kullanmıyorsunuz falan. Ama kafanızı karıştırmayın. Şu anda taban eğitimlerden bahsediyoruz. Şimdi onun için bu birinci özelliği hız niteliğinin. Peki ikinci özelliği ne? İkinci özelliği şu arkadaşlar. Diğer videolarda detayına girmekle birlikte burada sadece özet geçeceğim. Arkadaşlar farz ediyorum 180 hızı olan bir komutanla 160 hızı olan bir komutan savaşa girdi. 160 yani düşük hızı olan komutanın eğer ki itemlerinde inisiyatif alır özelliği yoksa yüksek hızı olan komutan her tur daha önce vurur. Yani bunu hafife alınmaması lazım. Bu çok önemli bir durum. Sebebi ne? Birinci turda askerleriniz karşı tarafa atak yaptı. Karşı tarafa önce atak yaptığınız için karşı tarafın birimlerini kestiniz. Sonrasında düşünsenize siz öncelikle davranıp karşı tarafın birimlerini kestiğiniz için karşı tarafta daha az asker kaldı. Yani size vuracak asker sayısı da azaldı aslında. Onun için savaşta ilk vurmak çok önemlidir. Onun için inisiyatif alt özelliği olan itemler de çok önemlidir. Yani karşı tarafa bir şekilde vurmak ve en erken vurmak önemlidir. Onun için arkadaşlar hızı hiç mi hiç hafife almayın. Hiç hafife almayın. İşin nihayetinde hız yavaş olup da ya hızsız da hiçbir şey olmaz demiyorum. Hızınız yavaş da olabilir, çok güçlü bir komutanınız olabilir. Farklı noktalarda artınız vardır. Yine savaşı kazanırsınız zaten. Hız her şey demek değildir. Fakat hız çok önemlidir. Okey, buraya kadar geçiyorum. Yani bunların hesaplanma şeklini öğrendiniz. Bu 20'de 1 oranında size avantaj sağlıyor. Peki bunları nerelerde kullanabiliriz? Yani bu bilgileri bize ne işe yaradığını söylüyorsun Onur. Şunun için söylüyorum arkadaşım. Birçok arkadaşımızın şu hatayı yaptığını da gördüm. İşte komutanın şöyle yapalım. Komutanın özelliklerini arttırdığımız bir şey. Evet. Diyor ki mesela ya komutanın kuvvet özelliği bir sürü geliyor. Mesela ordu lideri komutanlarda. Mesela Khaldun da savaşçı yazar ama daha çok biraz daha böyle ordu komutanı aslında. Khaldun istisna biraz. Kuvvetini arttırayım. Mümkün mertebe komutanın kuvveti çok yüksek olsun. İşte alt özelliklerde de komutanın hasarını oynayayım veya komutanın kuvvetini veya hızını arttırmayı oynayayım gibi bir yanlış bilgi var. Arkadaşlar benim size burada 20'de bir verdiğim bilgide şu çıkarımı yapmanız lazım. Bir komutanın 20 kuvvetini veya 20 odağını arttırmak yerine karşı tarafın alacağı hasarı arttırmak veya askerlerinizin alacağı hasarı düşürmek daha mantıklı bir tercihtir. Sebebi şu. Müttefik yakın dövüş birimleri yani full yakın dövüş kullanıyorsanız bütün ordunuz bu buff'ı alacak demektir. Müttefik yakın dövüş birimleri alınan hasar eksi 6 demek yani şu çıkarımda bulunacaksınız. 20 ile çarp bunu yani 6'yı eksiyi unutun. 6'yı 20 ile çarp. Ne yapıyor? 120. Yani 120 siz odağınızı arttırmışsınız gibi bir etki var burada aslında. Yani siz müttefik yakın dövüş birimlerinin alınan hasarı eksi 6 yapmak 120 odak arttırmışsınız yerine geçiyor. Yani bu kadar önemli bu. Peki burada müttefik yakın dövüş birimleri eksi 6. 120 de buradan geldi mi? Bakın yani kafadan 120 buradan 120 de buradan odak arttırmışsınız gibi bir etki yaratıyor. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şimdi peki tam tersini düşünelim. Yani belki hasarı arttıralım diyelim. Şurada bakın. Müttefik yakın dövüş birimlerinin oluşturulan hasarı eksi şey artı 7,4. Peki bu özelliği nereden alıyordu? Bu özelliği de güçten alıyordu. Yani bunu fullediğinizde 9 oluyor zaten. 9 diyelim bunu. Yakın dövüş birimlerinin oluşturulan hasarı 9 arttırdı. Bu ne demek? 20 ile çarp yani 180. Yani bu komutanın hasarını Grima'nın üstündeydi bu item. Bu komutan
180 gücü fazla gibi bir etki var burada. Onun için itemlerin alt özellikleri genel itibariyle, bazı itemlerin üst özellikleri daha önemli, fakat genel itibariyle itemlerin alt özellikleri çok çok değerlidir arkadaşlar. Bu alt özellikleri doğru yapmanız lazım. Örneğin Grimma'da biz ölüm getirenler kullanırız. Ölüm getiren yakın dövüş birimi. Yakın dövüş biriminin alınan hasarını arttırması Grimma için müthiş bir etki. Onun için birimlerin atağını arttırmak, 3 atağını arttırmak çok iyidir. Fakat oluşturulan hasarı arttırmak demek, yani o birim her türlü savaş başında direkt bu buff'ı alıp savaş sonuna kadar götürüyor ve komutandan alabileceği etkiden çok daha fazlasını alıyor. Ne demiştik? Buradan 180 alıyor demiştik. Yani Grimma'nın gücü normalde 122, fakat 180 buradan güç etkisi var. Anladınız mı? Yani onun için Grimma'nın buradaki kuvvetin hiçbir önemi kalmıyor aslında. Asıl önemli olan burası. Ondan sonra Grimma'ya taktığımız bu item. Eksi 5. Yani bu nedir? Odağı 100 artmış gibi bir etki var burada. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada ne var? Burada da itemle alakalı bir şey yok. Yani güç veya odaklanmayla alakalı bir şey yok. Fakat tabii ki burada şöyle odaklanmayla alakalı bir şey var. Ne diyor? Tüm müttefikler her iki tura bir %38 HP geri kazanıyor diyor. Etkisi odaklanma niteliğine göre değişir diyor. Yani ben artık mantığı anladığınızı düşünüyorum. Yani itemlerin alt özelliklerini değerlendirme konusunda bu bilgileri bilmek çok önemli. Artık itemlerin alt özelliklerini çok doğru değerlendirip doğru komutana vereceğinizi düşünüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar lütfen aşağıya yorum yazabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Her türlü soruya açığız. Kesinlikle utanmayın, biz de bilerek doğmadık bunu. Sonradan raporlar okuyor okuyor öğrendik. Raporları çok detaylı okuyoruz bu oyunu derinlemesine bilmek için. Onun için yani soracağınız her soru bizim çok hoşumuza gidecektir ve cevaplandıracağız. Görüşmek üzere.